Delta C2000 Plus serisi asenkron motor sürücülerde jog kontrol işlemi. Bunun için boşta olan harici terminallerimizde boşta olan herhangi iki input'u ileri ve geri jog olmak üzere tanımlayabiliriz. İlk olarak çift 0-21 nolu parametremizin çalışma komut kaynağımızın bir harici terminal olarak seçilmesi gerekiyor. Daha sonrasında örneğin MU1 girişimizi ileri yönde jog olarak tanımlayalım. Bunun için 24 yapmalıyız. MU2 girişimizi de geri yönde jog olarak tanımlamak için ise 25 yapıyoruz. Daha sonrasında jog çalışmasının frekans ve rampa değerleri için ise birinci grup parametrenin içerisinden 20 nolu parametre hızlanma zamanımız, örnek olarak 2 saniye yapalım. 21 nolu parametremiz yavaşlama rampamız. 22 nolu parametremiz ise jog frekans değerimiz. Burası da örnek olarak 9 Hz olsun. Artık MU1 girişimizi tetiklediğimiz anda ileri yönde jog yapmakta. MU2 girişimizi de tetiklediğimizde geri yönde jog işlemini gerçekleştirmekte. Bu şekilde jog kontrol işlemini yapabilirsiniz.